Zehra? Pardon, Zehra'ya bakmıştım. Zehra burada değil. Tamam. Acaba biraz konuşabilir miyiz? Olur. Aslında bunu yaptığım için Zehra bana kızacak ama size bir şey söylemem gerekiyor. Dinliyorum. Zehra Yener'in yanına annesinin yerini öğrenmek için gitti. Çünkü annesini onun gönderdiğini düşünüyordu. Yani Yener'le Zehra'nın arasında hiçbir şey yok. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ama Zehra'yı ilgilendiriyor. O çok üzülüyor. Hatta... Önce şunu bir dinleyin isterseniz. Allah kahretsin ya. Ben her şeyi senin için yapıyorum ya. Her şeyi senin için yapıyorum kızım. Bu herifin evini de senin için yağmaladım. Sen nasıl beni onunla aldatırsın? Biz seninle sözlenecektik. Ben sana hiçbir zaman evet demedim. Hiçbir zaman. Demem de. O herife dedin mi? He? Ama ondan da hesabını sordum. Yine sorarım. Ne yaptın? Yetmedi mi yaptıkların? Yetmedi. Bak sana söylüyorum, eğer bana evet demezsen sadece o herif değil, etrafında kim varsa herkesi. Ama herkesi onu ezdiğim gibi ezeceğim, haberin olsun. Benim onunla hiçbir alakam yok, ne sanıyorsun sen? Sadece o değil. Senin asıl ailen elimde. Babanı yine iflas ettiririm istersen. Oturdukları evi ellerinden alırım böyle. Asla. Sana asla boyun eğmeyeceğim, duydun mu beni? Bu iş bugün bitecek. Anladın mı? Verdiğim mesajları almadın mı ya? He? Babanın dükkanı. Sonra o herifin kazası. Sen nasıl bu kadar kötü olabilirsin ya? Ya ne kötülüğü ya? Anlamıyor musun kızım? Seviyorum diyorum, seviyorum. Ölüyorum senin için. Anlamıyor musun sen? Benim olacaksın. Ben seni kimseye yar etmem. Anladın mı? Zehra ile Yener'in arasında sizin sandığınız gibi bir ilişki yok. Aksine Yener tehlikeli biri, saplantılı. Serserinin teki o. Zehra onu sizden uzak tutmak için uğraşıp durdu. Hatta bu kayda sırf bu yüzden kullanmıştı. Gerçi pek işe yaramadı ama. Peki neden daha önce dinletmedi bana? İnanmayacağınızı düşünmüş olabilir mi? Ben bir Zehra'ya bakayım. Leyla, hala Yener'le aramda bir şey olduğunu nasıl düşünür anlamıyorum ya. Ne sanıyor bu adam beni? Benim hakkımda nasıl böyle düşünür? Ama Yener'i tek başına görmeye gitmene ben de kızdım. Ya en azından beni bekleyebilirdin. Ömer seni düşünüyor Zehra. Bu kadar kızmasının sebebi de bu. Görmüş beni. Evet. Ama neden gittiğini bilmiyor. Leyla, ona söylemedin değil mi? Hayır. Sonuçta birbirinize karşı sorumlusunuz. Ama sen ondan habersiz bir şeyler yapıyorsun. Ya Leyla, çok yoruldum artık. Ya bu kadar sırla yaşamaktan, her gün bir şeyler saklamaktan, öğrenecekler diye diken üstünde olmaktan, kendimi anlatmaya çalışmaktan gerçekten çok yoruldum. Ya bundan önceki hayatım biliyorsun. Sessiz, sakin, normal. Ya peki ya şimdi? Ya şimdi her günüm ayrı bir kabus ya. Biliyorum canım, biliyorum. Ya biraz daha sabret. Yakında hepsi bitecek. Sonsuza kadar sürmeyecek ya bunlar. Leyla, keşke bir yolu olsa da daha çabuk bitse. Ya keşke hemen kurtulsam, hemen.